Bir fotoğrafı çektikten sonra nasıl onu düzenliyorum? İşte bu video onlardan bir tanesi. Merhaba, Murat ben. Bahsettiğim üzere bu videoda kendi tekniğimle portre fotoğraf düzenleme akışımı anlatacağım. Fotoğrafımız öncelikle RAW olarak açılıyor. Burada herhangi bir ayarda düzenleme yapmadan fotoğrafı açıyorum. Bu fotoğrafı Canon EOS 350D ile çekmiştim ve 2002 yılından bir fotoğraftı. Bu bilgileri de kısaca size vereyim. Karşımıza gelen fotoğrafı açarken çalışma alan rengini içeren bir uyarı ekranı çıkıyor. Ve burada Adobe RGB üzerinde düzenleme yapacağımdan ötürü Adobe RGB olan Use the Embedded Space'i seçiyorum. Şimdi burada şunu kısaca anlatmam gerekiyor. Fotoğrafı hangi mecrada kullanmak isterseniz eğer ona göre bu formatta çalışmak gerekiyor. Adobe RGB formatı dijital düzenleme için çok geniş bir yelpaze renk tonlarını sunmaktadır. Ve ben bu fotoğrafı internet üzerinde kullanacağımdan ötürü Adobe RGB ile ilerliyorum. İlk olarak fotoğrafı yeni bir düzenleme layer'ından siyah beyaza çeviriyorum. Bu fotoğraf için siyah beyaz kurguyu kullanacağım. Devamında cursor'a devam edip fotoğrafın kontrastını ayarlıyorum. Curse inanılmaz bir araç. Kontrast, renk, ışık ve daha birçok parametrenin tek başına üstesinden gelebilecek harika çalışan bir tool. İlk Curse katmanında genel bir kontrast ayarı yapıyorum ve ikinci Curse katmanına geldiğimizde ise ışık tonunu arttırıp maskeleme yapıyorum. Buradaki amacım fotoğrafın odak noktasını ön plana çıkarmak ve benim hedeflediğim odak noktası da modelin yüz ve aksesuarları. Curse ayarı yaparken de fark ettiğim şey de şu. Kızın gözlerinde renkler şöyle tam bastığında kapanmamış veya tam açık kalmamış bir görüntü olması. Yani tabii şimdi şunu diyebilirsiniz. Fotoğrafı açarken buna dikkat etmiyor musun diye. Zaten işin biraz da esprisi burada yer alıyor. Böyle bir durumda karşılaştığınız zamanlar illaki oluyordur. Ben de bu durumlarda karşı karşıya kaldığımda aslında size nasıl tepki ve bu durumdan ötürü nasıl bir aksiyon aldığımı burada anlatmak istiyorum. Ve göz üzerinde bazı işlemleri başlatıyorum. Ne yapıyorum? Ufak bir brush ile siyah rengi seçerek boyama yapıyorum. Ve boyamadan taşan alanları da yine maskeleyerek kaldırıyorum. Tamamen kapalı olarak gözükmesi çok daha hoş bir görüntü yaratıyor. Bu işlemler sonrasında cildi temizlemek gerekiyor ve bu işi en sağlıklı kılan araç da Frequency Separation. Bu aracım bile farklı farklı 3 veya 4 şekilde kullandığım zamanlar oluyor. Burada en hızlı olan metot ile ilerliyorum. Ne yapıyorum? Orijinal fotoğraf katmanını 2 sefer çoğaltıp ilkinde belirli oranda blur uyguluyorum ve ikincisinde apply image diyerekten ilgili parametreleri seçiyorum. Yani bir alttaki layer'ı seçip layer 1 copy üzerinde blending add modunda 2'yi seçip uyguluyorum ve sonrasında üstteki layer copy 2 katmanında linear light diyerek aşağıdaki layer copy'yi gizliyorum. İsterseniz bu layer 1 copy'yi de silebilirsiniz. Sonraki işlemde layer copy 2 üzerinde üst menüden image adjustment'tan invert diyerek ilk uygulamayı yapıyoruz. Fotoğraf gördüğünüz üzere keskin halinden artık flu bir hale geldi. Ve bu katmanda tekrar bir blur uygulayıp bu sefer ilk uyguladığınız blur miktarının tersine bir hareket yaparak blur miktarını düşünüyorsunuz ve karşınıza daha yumuşak dokuları içeren bir fotoğraf çıkıyor. Şimdi burada yapacağımız da ilgili katmanda maskeleme yaparak bu frequency separation'ı nerede uygulayacağımızı seçmek. Ben nerede uyguluyorum? Yüzde ve boyun bölgelerinde ağırlıklı olarak. Diğer vücudun kısımları önemli değil çünkü fotoğrafı daha sonra kendi düşünceme göre kesip çerçevesine yakın bir portre formatında ayarlayacağım. Bu işlemden sonra da
Yeni bir fotoğrafın katmanında çoğaltma yaparaktan Spot Healing Brush ile yüz üzerindeki özellikle şu büyük büyük kara nokta tarzında şeylerin temizliğini yapıyorum. Frequency Separation'dan arda kalan yerleri de bu araç ile temizledikten sonrasında şimdi fotoğrafı daha önceden belirttiğim üzere kroplayarak yani keserekten devam ediyorum ve istediğim şekilde ayarlamaları yapıyorum. Yeni bir katmanda Brightness Contrast ayarı ile devam ediyorum ve yine bu ayarın dışında bırakmak istediğim yerleri maskeleyerek kaldırıyorum. Levels düzenleme katmanı oluşturuyorum ve yine fotoğrafın açık koyu dengesiyle yine gözüme iyi gelecek şekilde ayarlamalarımı yapıp maskeleme ile tekrar bu ayarı istemediğim yerleri çıkararak da ilerliyorum. Fotoğraf layer'ını duplicate ederek yani çoğaltarak bu sefer Dodge ve Burn araçlarıyla çalışıyorum. Dodge kanaatimce sıra dışı bir parlaklık sağlıyor. Tabi burada kullanılan ayarlara dikkat etmek gerekebilir. Bazen aşırıya kaçan bir parlaklık olabiliyor. O yüzden buradaki Dodge ayarını yaparken olabildiğince brush opaklığını düşük seviyede tutmanızı tavsiye ederim. Biraz patch tool kullanarak saçları dokunayım dedim ama baktım çok kısa bir işlemle doğal şekilde sağlayamayacağımdan ötürü bu işlemi farklı bir videoma saklamayı seçiyorum. Bu da güzel ve faydalı bir video olacaktır. Bir sonraki belki videomda bunu yapabilirim. Kör seyirleri oluşturuyorum daha sonrasında ve ufak bir karartma ile devam edip bir alttaki levels ayarında revize yapıyorum. Çünkü şöyle olabiliyor bazen fotoğraflar. İlk bir ayarlama yapıyorsunuz, işte brightness ve contrast'ı belli seviyede uyguluyorsunuz. Sonrasında yaptığınız işlemlerden sonrasında gözünüz fotoğraf aslında o brightness veya contrast layer'ındaki ayarların daha işte az kaldığı, yeterli olmadığı seviyede olabilir. Buradaki durum da aynısı. Evet, şimdi artık fotoğrafın son işlemlerine yaklaştık. Yeni bir layer oluşturuyorum. Blending Mode Soft Light seçiyorum. Ve alttaki tiki seçiyorum. Yani burada Fill with Soft Light Natural Color diye bir alan var. Bu ne yapıyor? Burada bir katmanı gri olarak oluşturuyorsunuz. Bu olabildiğince fotoğrafın üzerine aslında bir tabaka yerleştirmiş gibi düşünebilirsiniz. Yani soft light ve 50'lik bir griydi. Fotoğrafta dikkat edin, hiçbir dengeyi bozmuyor renk olarak. Ve şimdi buraya ne yapıyorum? Aslında fotoğrafı daha böyle editöryel havaya katmayı sağlayacak bir noise efekti uygulayacağım. Ne yapıyorum? Noise katıyorum. Daha sonrasında noise ayarını yine gözüme göre istediğim miktarlarda uyguluyorum. Daha sonra filter noise'dan median ile bu uyguladığım noise'u yumuşatıyorum. Median uygulama işleminden sonra fotoğrafın düzenlemesi bitiyor. Çok kısa bir şekilde çekmiş olduğum bir fotoğrafın aslında burada size hangi metodlar ile ilk halinden son haline gelmesindeki aşamalarını sizlere aktarmak istedim. Umarım hazırlamış olduğum bu video sizler için bir nebze faydalı olabilmiştir. Bu tür video içerikleri gerçekten YouTube'da sayısızca artık var. Ben o nedenle kendi oluşturduğum kanalda benim kendi kullandığım teknikler bazında uçtan uca seyir hızlamaya çalışıyorum. Amacım burada aslında şu. Ben bir fotoğrafı işlerken bunun aşamaları kullanarak da ilerletiyorum. Diğer bir sürü kaynakta farklı farklı yöntemler olabilir ve iddiam şu değil, kesinlikle benim uyguladığım metodlar en iyisidir değil. Sadece dediğim gibi bir nebze size aslında faydalı olmak. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Beğenmiyorsanız beğenme tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca bana lütfen geri bildirimleri de vermekten çekinmeyin. Ben de kendimi bu kanalda olabildiğince geliştirmeye çalışıyorum. İzlediğiniz için çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.